Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak C# ile Tekmen dersinin 10. ve son bölümündeyiz. Bu dersimizde bütün buglarımızı düzeltip oyun oynanabilir hale getireceğiz. Aynı zamanda küçük ipuçlarıyla oyunun nasıl oynandığı hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle Pac-Man klasörümüzü tıklıyorum. Bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum. İsmine Pac-Man O10 Let's play diyorum. Bir önceki derslerimizdeki gibi projemizde kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Klasörümüzü tıkladım, projemiz açılıyor. Öncelikle ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Bir ona bakalım. Oyunu birazcık oynayalım aslında. Böylelikle sorunlarımızı görmüş oluruz. Tabi oynayamadan hemen yakalandık. Devam edelim. Şu anda Skater moda geçtiler. Evet, birinci hatamızı bulduk. Skater moddayken hayaletimizi yakaladığımızda ilk başta Skater moddaki yerinden çıkmıyor. Aslında bunu düzelterek başlayabiliriz. Durduruyorum. Hatamız tahminen ne taraftadır? Ona bakacağız. Şimdi ben Olgos Target kısmında olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Burada. Şimdi Scatter moddayken Target olarak Scatter modun target'ını aldı. Demek ki şu modun içinden çıkamadı. Yani Scatter mod değilse biz bunu yazmıştık. Bizim şuna girmesini istediğimiz için şunun nerede bittiğine bakacağım. Aynen. Bu else'in içinde görmediği için bu kısmı almıyor. Ben burayı keseceğim. Şununla birlikte alacağım. Bu iki if döngüsünü kesiyorum. Şu else'den kesiyorum. Eğer scatter modda değilse else'inden kesiyorum. Şuradaki else'den kesiyorum. Bunu Ctrl X yaptım. Altına yapıştırdım. Tamamdır. Bir tane sorunumuzu aslında böylelikle çözmüş olduk. Devam edelim. Bakalım başka ne gibi hatalar alıyoruz. Bu bölümde zaten bol bol oynayacağız. Bu bölümümüzün amacı oynayıp buglarımızı görmek. Hayaletleri kendime doğru yakınlaştırıyorum ki aynı anda yediğim zaman bug oluşuyor mu ona bakmaya çalışıyorum. Evet, şu anda bir bug oluştu. Geçen dersimizde takılı kaldıklarında hareket etmelerini istemiştik. Şu anda hareket edemiyorlar. Yani bizim stack fonksiyonumuzda bir problem var demektir. Bakalım. Olgos
Stack movement. Bakıyoruz burada. Aslında bu nerelerde döndüğüne bakalım. Şu anda burada pek sıkıntı gözükmüyor. Aa, burada bir sıkıntı var, evet. Şu anda fark ettim. Şurası döngüyü tamamlayacak şurada. For each'te. Daha sonra şu for döngüsü çalışacak. Evet, burada bayağı büyük bir hatamız varmış. Bunu buradan kestim. For each'in bitimine yapıştırıyorum. Yani bu kısım çalışacak. Şurası. Burası çalışacak. Ondan sonra buradaki for döngüsüne girecek. Tamamdır. Burası iyi. Biz yine kontrollerimizi yapalım. Başka yerde hatamız var mı diye. Bu nerede true oluyor? Bir ona bakalım. Şimdi biz burada bunu true'luyoruz ama hatırlarsanız bir önceki derslerimizde eğer fonksiyonların içinde bir değer değiştireceksek bunu referans olarak belirtmeliyiz demiştik. O yüzden bunu referans olarak belirtiyorum. Buradakileri de düzeltiyorum. Bunun başına ref getiriyorum. Son olarak ben bu kapı ve limit meselesinde şunların sağa sola açılmasıyla şu kısımların sağa sola açılmasını yukarı doğru açılmasını da alakalı olarak mavi ve kırmızı hayalet için farklı yazmıştık. Pembe ve turuncu için farklı yazmıştık. Bunları aynı şekilde sokacağım. Hepsinin aynı fonksiyonda çalışmasını sağlayacağım. Yani aynı anda hepsi açılsın, aynı anda hepsi kapansın. Hayaletlere göre değişiklik yapmasın. Çünkü şöyle düşünün. Diyelim ki kırmızı hayalet burada. Turuncu hayalet için şuradaki kapı açıldı. Kırmızı hayalet bu yüzden içeri girmeye çalışacak. Belki de buradan çıkamayacak gibi düşünerek şu anda bu değişikliği yapacağım. Aşağıya bir fonksiyon oluşturacağım. Yeni bir fonksiyon. Bunun altına koyacağım. Bütün hayaletlerin fonksiyonları bitiminin altına koyacağım. Diyorum ki public void all gates open. Bütün kapılar açılsın. Bir de public void, hatta bunu kopyalayıp yapıştıralım. All gates close. Yani bütün kapılar kapansın. Geldim buraya. Kırmızı hayalet için yazdığımız kısmı kopyaladım. Bu açılan kısım, kırmızı hayaletimiz öldüyse kapılar açılsın dediğimiz kısım. Bunu aldım. Buna kopyaladım. Çıktım yukarı. Burası da kapıların kapandığı kısım. Onu da buraya ekledim. Turuncu veya pembe hayalet için bakıyorum. Bu kısmı kopyaladım. Açık kapı olan
Kapıları açmak için olan kısım. Şunun altını yapıştırdım. Bir de kapıyı kapatma için şurayı kopyalıyorum. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Bunu kopyaladım. Şu an mavi hayaletteyiz. Biz kırmızıdan başlayalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Yapıştırdım. Ve yapıştırdım. Geldim aşağıya. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Pembe hayalet için buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım. Ve turuncu hayalet için de buraya yapıştırdım. Şimdi aslında kırmızı ve mavi hayalet için, daha doğrusu bu iki hayalet için ve bu iki hayalet için farklı yapmamızın sebebi aslında şuradan girsinler, yerlerine geçsinler ya da buradan girsinler, yerlerine geçsinler şeklinde. Şimdi iki tarafta açık olduğu için aslında iki taraftan da girebilirler. O yüzden bizim şuradaki limitleri de kaldırmamız gerekiyor. Bunlara isim vereceğim kaldırmadan önce. Bunun ismini kopyalayarak vereceğim. Kırmızı olanı dedim ki middle left limit. Kopyaladım. Pembe olanın ismine left dedim, right dedim. Bunların şimdi pozisyonlarını değiştireceğim. Bir tanesini bu tarafa doğru açacağım. Pembe olanı buraya doğru açacağım. Kırmızı olanı buraya doğru açacağım. Öncelikle kapalı olduğu zamanki pozisyonlarına gireceğim. Şunu buradan kesiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Düzgün dursunlar. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Buraya middle diyorum. Middle left'in pozisyonu 500'e 200. Ride'ın konumu 495'e 200. Bu ikisini kopyaladım. Açılacağı zaman nereye gideceğini yazacağım. Kırmızı limitinki buraya gelecek. Burası 395'e 200. Buraya geldim. Bununki 400, bununki 595'e 200. Burada mantıken bir hata var aslında. Şunu tekrar kontrol edeceğim.
Bununki 400'e 200. Yani şuradaki limite göre aslında yapmaya çalışıyorum. Burada da bir tane limitimiz var. Mavi hayaletin altında şu anda. Ona göre yapmaya çalıştım. 400'e 200 olacak. Bu da tamamdır. Şimdi de şurayı da aslında hemen kendisini kapatmasın. Yani şuraya ekstradan eğer V diyorum Blue mavi hayaletimiz eğer ölü değilse ve buraya aslında pembe ile başlayalım. Pembe, blue. Yani hiçbir hayaletimiz aslında ölü değilse kapatsın. Ya yani ölü hayalet varsa kapatmasın. Ama şimdi kapıyı kapatacak. Yine de bizim hayaletimiz işlemini tamamlaması gerekiyor. Şurayı kopyaladım. Burayı yapıştırdım. Şunları sildim. Şunu buradan çıkardım. Bunları da buradan çıkardım. Yani eğer kırmızı hayaletimiz konumuna gelmişse ve hayaletlerin hiçbiri ölmemişse kapılar kapansın şeklinde yazdım bu kısmı. Bu kısımda konumuna geldiği anda zaten dirilsin geri ve eski zamanına geri dönsün. Eski hızına daha doğrusu geri dönsün. Şimdi buraya kopyalıyorum. Şuradan kopyalayayım. Buraya yapıştırıyorum. Pinky red olarak değiştiriyorum. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Şurayı siliyorum. Şunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Aynı şeyi pembe hayalet için de yaptım. Yani eğer pembe hayaletimiz lokasyonu dönerse ve diğer hayaletler hayattaysa kapıları kapat. Pembe hayaletimiz konumuna döndüyse dirilt ve eski hızına geri döndür. Geldik buraya. Şunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Şu ikisini sildim. Buradan da bunu sildim. Şurayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Blue olan yere pink yazdım. Şurayı kopyaladım. Turuncu hayaletimize geliyoruz. Buraya yapıştırdım. Orange yazan yere blue yazıyoruz. Burayı kopyaladım. Yapıştırdım. Şunu sildim. Burayı da sildim. Bu ikisini de sildim. Tamamdır. Şimdi aslında bence çoğu bug'ı eledik. Yani bence artık bug falan kalmadı. Ama size bu limitlerin nasıl çalıştığını, buradaki kapı sisteminin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bunu kaydedelim. Şimdi buraya Ctrl H diyeceğim.
Renklerini bir göstereyim. Nasıl çalıştığını görün istiyorum. Aslında siyah şekilde olmazsa, siyah renkte olmazlarsa nasıl gözükürler onu göstereceğim. Replace all diyorum. Bunu kontrol H dedim. Bunu kontrol C dedim. Buraya yapıştırdım. Replace all dedim. Bunu kontrol H dedim. Buna kontrol C dedim. Bunun üzerine yapıştırdım. Replace all dedim. Bunu kontrol H dedim. Bunu kontrol C dedim. Ve buraya yapıştırdım. Şimdi replace all diyorum tabii. Şimdi limitlerin renkleri değişmeyecek. Aslında değiştirmediğimiz zaman nasıl gözükecek onu göreceksiniz. Çalıştırıyorum. Aslında daha renkli. Ama bir şekilde de aslında gözü yoruyor. Şimdi kırmızı ayet biraz yaklaşsın. Gördüğünüz üzere limitler bu şekilde yerlerini değiştiriyorlar. Konumuna geri döndüğünde beni yakaladı tabii. Konumuna geri döndüğünde eski yerlerine geri dönüyor limitleri. Kapatıyorum. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Kaydediyorum. Şimdi oyun oynamaya geçebiliriz. Şu anda kazanmayı oynayacağım. Çünkü bitirdik. Mavi hayaletin sola doğru gitmesini bekliyorum. Evet. Bu bir ipucuydu. Mavi hayaletin konumunu belirleme şekline göre bu hamleyi yaptım. Şu anda güzel gidiyorum bence. Bakalım can kaybetmeden kazanabilecek miyim? İkisini aynı andaydım. Aa, bir tane bug oluştu. Gördüğünüz gibi iki limiti geri plana itmem gerekiyor. Şu an iyice zorlaştı. Pembe hayaletin üst tarafa gitmesini. Ah, yine de yakalandım. Yani bu oyundaki ipuçları zaten hayaletlerin konumuna göre hareket etmek. Şimdi pembe hayaletin üzerine giderek zaten onun yukarı doğru gitmesini sağladım. Çünkü 4 birim ilerisine gitmeye çalışıyor her seferinde.
Galiba bitirebileceğim. Son bir kısım kaldı çünkü. Burayı sağ salim atlatırsam. Ah, yakalandım. Şimdi biraz zor olacak. Kazanabilecek miyim acaba? Mümkün değil. Aa. Neyse. Bug'ımızı çözelim. Aslında tam bir bug sayılmaz o. Şuradaki limitlerin ikisini tıkladım. İkisini tıkladım ve sağ tıkladım. Send to back diyorum. Böylelikle bu taraflarda gözükmeyecekler. Şimdi bir kere daha oynuyorum. Aslında oyunun hazır yazılımını yazmışken birkaç hile kodu ekleyip kazanabilirdik ama bakalım hilesiz ne kadar devam edeceğiz. Hayaletlerin bana yaklaşmasını bekliyorum. Ki onları yakalayabileyim. Evet, zor bir yere girdim. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Ah, yakalandım. Ama burayı atlatmak iyi oldu. Yani o kısmı o kısımdaki yemleri yemek en zor kısım. Şimdi daha rahat oynayacağımı düşünüyorum. Hayaletler yaklaşsınlar. Şimdi oyunu bitirmeye çalıştığım için hayaletlerin peşine düşmeyeceğim bu sefer. Ya. Hayır, yakalanacağım. Hayır. Ah, yakalandım. Son hakkım. İyi kullanmalıyım. Eyvah eyvah. Galiba yine kazanamadım. Bir şey değiştirmek istiyorum. Gözüme takıldı. Pac-Man'i yakaladıkları zaman aslında Pac-Man sanki onları yakalıyormuş gibi duruyor. O yüzden bunları bir adım öne getireceğim. Önce bunu getiriyorum. Ardından bunu getiriyorum. Bunu getiriyorum. Ve bunu getiriyorum.
Şimdi deneyelim. Evet. Çok zor bir yere geldi. Yine yakalandım yani. Hayır, hayır, hayır. Heh. Ah. Geri gitseydim yakalanmayabilirdim. Pembe hayaletin konumunu kullanmaya çalıştım bu hareketi yapabilmek için. Yine zor hareketler peşindeyiz. Bu sefer kaçış yok. Oo, kaçtık. Kaçamadık. Bir anda skeler moda geçti ve hayaletlerimiz yönünü değiştirince yine başarılı olamadım. Şu üst taraftaki ve alt taraftaki orta kısımların yemlerini nasıl yiyeceğim onu düşünüyorum şu anda. Şuradan başlayalım. Hemen enerji yemlerimizi yemeyelim. Zor anlar için kullanalım. Şu anda bayağı zor bir an. Hepsi birden buraya gelince. Evet, yine zor bir an. Bakalım pembe hayaletten kurtulabilecek miyiz? Kurtulduk. Ah. Aşağıya geç bastı. Ve yine kazanamadık. Son bir kez deneyeceğim. Eğer bu sefer de kaybedersem oynamayacağım artık. Umarım benim yerime siz kazanırsınız deyip dersi bitireceğim. Gel buraya. Şu anda Scatter modda olduğunu düşünerek ben yukarı gittim. Sarı hayalet, turuncu hayalet benim üzerime doğru gelirken. Yani bu bir ipucuydu. Şu anda beni pusuya düşürdüler gibi birazcık. Buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Hayır. Evet. Neyse, en azından sol tarafı komple bitirmiş olduk. Gelelim sağ tarafa. Bu tarafı da komple temizleyip eğer tek cana düşebilirsek aslında büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Bence işimiz kolaylaşacak. Evet, zor bir an. Yakalanacak mıyım? Şimdi ortayı yemeye çalışacağım. En zor kısım orası. Ama pembe hayalet erken çıktı. Bakalım buradan nasıl çıkacağız?
Gerçekten kaçabildik. Şu anda sarı hayalet bana yakın olduğu için kendisini Skedar modu olarak görüyor. O yüzden bu şekilde ondan kaçabildim. Şimdi durumumuz zorlaştı. Hayır. Of, dönüş yapamadım. Az kaldı. Şimdi nereden başlayacağım aslında? O çok önemli. Şimdi ilk yemi aldığım anda kırmızı hayalet çıkmaya başlıyor. O yüzden birazcık risk alacağım. Şu anda kaybedebilirim ama bu riski almam gerekiyor. Şimdi tek şansım şu anda bu. Ve bu bir ipucuydu. Evet, gayet şu anda iyi gittik. Şu an sona yaklaşıyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hayır. Ah. Tüh. Bence gayet iyi de gittim. 3 tane kalmıştı. Eğer siz oyunu bitirebilirseniz aşağıya yorum olarak yazın. Bakalım kimler bitirebiliyor. Ben bitiremedim. Böylelikle 10. dersimizi de bitirmiş olduk. Ve derslerimiz sonlandı. Bu ve buna benzer yazılımı merak ettiğiniz oyunları ya da programları, bir de aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders serisinde görüşmek üzere.